Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere bir önceki videomda kare olarak yaptığım bu lifin, bu videoda da uzun lifini yapacağım. Elimden geldiğince bakalım. Modelimiz bu hanımlar. Şöyle, ben bunun uzununu yapacağım. Her iki uçta da şöyle tutup rahatlıkla keselenebileceğiniz güzel bir lif yapmaya çalışacağım. Evet hanımlar, şimdi dilerseniz modelimize başlayalım. Hanımlar, ben bu model için kartopu kristal lif ipi kullandım. Şöyle bir hardal rengi, bir de beyaz kullandım. Tığ numaram da 2. Siz istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Şimdi hardal rengi ile modelimize başlıyoruz. İlk önce İlmeğimi sabitliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Şimdi bu 2 tane zincir çekmiştim. Birinciyi bırakıyorum. İkincinin içine batıyorum. Baştaki ilmeğim 1, 2. Tekrar aynı yerden ilmek alıyorum. 3 ve 4. 4 tane ilmek aldım. Topladım. Bu tuttuğum yerden aradan ilmek alıp kapatıyorum. Bir tane zincir. Tekrar göstereyim. İlmeğimi uzattım, doladım. Bu birinci ilmeğim. Tekrar ilmek aldım 2. İlmek aldım 3. İlmek aldım 4. Şurayı tutuyorum. Şu şekilde topladım. Şu aradan tuttuğum yerden ilmek alıyorum hanımlar ve kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim hanımlar. İlmeğimi uzattım. Tekrar 1 2 3 4. Şurayı tutuyorum ve topluyorum. Bu aradan tuttuğum yerden tekrar ilmek alıp kapatıyorum. Bir tane zincir. Şimdi hanımlar bu şekilde devam edelim. Ben size kaç tane kaç tane fıstık yapacağımızı söyleyeceğim. Hanımlar bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16.'yı kapatmadım. Şimdi tığıma doladım ve bunu düzgün bir şekilde şöyle düzelterek başa geldim. Şimdi bu baştaki başlangıç noktasına şuraya batıyorum. Sık iğne, ilmek aldım buradan. Şimdi bunu hepsini birlikte topluyorum ve kapattım. Şöyle. Şimdi buraya bir tane tekrar sık iğne ile birleştirdim. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Şimdi buraya bir tane fıstık tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 Fıstığı kapattım. Bir tane zincir. Hemen ucuna tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Bakın. 2 3 4 Üstüne doladım. Dibine batıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir fıstık daha yapıyorum. Bunu kapatmadan hanımlar. 1 2 3 4 İkisini birlikte toplayıp kapattım. Şimdi burada bir tane artırma yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen buraya tekrar batıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. İkinci fıstığı hanımlar şöyle şuraya yapıyoruz. Bakın. 1 2 3 ve 4. 2 fıstığı birlikte topladım ve kapattım. Bakın burada artırma yaptım. Burada da 2 fıstık yaptım. Bir tane zincir.
hemen ucundan tekrar başlıyorum. Birinci fıstığı yaptım. İkinci fıstığı şuraya yapıyorum hanımlar. Bakın şöyle saydığımızda da 1, 2, 3. 3'ün hemen şu ucuna yapıyorum. 1, 2, 3, 4. İkisini birlikte topluyorum ve ilmeğimi aldıktan sonra kapatıyorum. Bir tane zincir. Tekrar fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. Şuraya batıyorum. Topluyorum ve kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi hanımlar bakın. 1, 2, 3. Burayı 8 saniye kadar yapacağız hanımlar. 8 saniyenin üstünü yapalım. Tekrar üst sıraya geçişi göstereceğim sizlere. Evet hanımlar bakın şimdi. Şöyle. Burada 16 tane fıstık vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saniyenin üstüne tekrar fıstık yaptım. 8 tane de burada kaldı bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi burada bir artırma yapmıştım. Bir artırma da burada yapacağım. Hemen ucundan bir tane fıstık yapıyorum. Ve son battığım yere şuraya. Şurada 1, 2, 3 tane sayıp ilerliyorduk. Fakat burada 1, 2 hemen buraya batarak artırmamı yapıyorum. İkisini birlikte topladım ve kapattım. Bir tane zincir. Hanımlar kapattıktan sonra mutlaka bir tane zincir çekin ki bu topladığımız yerler açılmasın. Örgümü çevirdim. Şimdi tekrar hemen bu uçtan bir tane fıstık yapıyorum. Topluyorum ve kapattım. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar bakın hemen bu uçtan bir fıstık daha yapıyorum. Yine bakın 1, 2 hemen ucuna batıyorum şuraya. Batıyorum. İkinci fıstığı yapıyorum. Şu an tığımın üstünde 2 tane fıstık var. Topladım. İlmek aldım ve kapattım. Burada artırma yapmış oldum. Bir tane zincir. Tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Birinci fıstığı yaptım. 1, 2, 3. Bakın hemen şuraya batıyorum. İkinci fıstığı buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Topladım. Aradan ilmek aldım ve kapattım. Bir tane zincir. Şimdi aynı şekilde hanımlar buraya kadar gelelim. Tekrar burada göstereceğim ve bir üst sırada modelimizi de kuracağız hanımlar. Evet hanımlar. Bakın bu sırayı da tamamladım. Şimdi birinci sırada bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oldu. Yanlardan artırdığım için şimdi burada da iki tarafta artırdım hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurada tekrar ben size göstereyim hanımlar artırmayı. Bakın buraya kadar geldim. Hemen ucuna bir tane fıstık yapıyorum. Bakın şöyle. Ve 1, 2 buraya batıyorum hanımlar artırma yapmak için. İkinci fıstığı da yapıyorum. Tuttum. Topladım. Aradan ilmeğimi aldım ve kapattım. Bir tane zincir. Şöyle çevirdim. Örgümün diğer tarafındayım. Şimdi tekrar buraya bir tane fıstık yapıyorum.
topladım, aradan ilmek aldım ve kapattım. Şimdi diğer renge de geçiyoruz hanımlar. Modelimizi de kuruyoruz. Önce ilmeğimi şöyle sabitliyorum. Ve diğer ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar bir tane zincir çektim. Şimdi burada ilmeğimi uzattım. Buradaki fıstığın hemen ucundan bir tane fıstık daha yapıyorum. Şimdi burada artırma yapmıyoruz hanımlar. 1, 2, 3. Buraya batıyorum. Şöyle. Bu ipimi de arada şöyle götüreceğiz. Arada kalacak. 1, 2, 3, 4. 2 fıstığı birlikte topladım ve kapattım. Şimdi burada 2 tane beyaz fıstık yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Hanımlar aklıma gelmişken buradaki fıstık sayısı daima çift olması gerekiyor ki modelimiz denk düşsün. Şimdi tekrar hemen ucundan bir tane fıstık daha yapıyorum. Şuraya bir tane fıstık yaptıktan sonra beyaz ipi bırakıyorum. Diğer rengi alıyorum ve buraya hanımlar şöyle batıyorum. İpimi aldım. Bu arada da şuradan tutup çekiyorum ki hardal rengimin ipi gergin olmasın. Şöyle tekrar buraya fıstık yapıyorum. Şimdi hanımlar, 2 tane fıstık oldu. Topladım ve kapattım. Bakın burada da bir tane beyaz, bir tane hardal rengi yapmış oldum. Şimdi hardal rengi bırakıyorum. Tekrar beyaz rengimi alıyorum. İlmeğimi uzattım. Uca batıyorum. Birinci fıstığı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Şuraya batıyorum hanımlar. İkinci fıstığı da yapıyorum. Topladım ve kapattım. Bakın, 2 tane beyaz fıstık olmuş oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen ucuna bir tane beyaz fıstık başlıyorum. Tekrar renk değiştiriyorum. Şöyle hardal rengini aldım ve buraya batıyorum hanımlar. Şöyle bu ipi aldıktan sonra tekrar şuradan çekiyorum. İpimi düzelttikten sonra ikinci fıstığı da yapıyorum. Topluyorum ve kapattım. Şöyle. Bakın, şimdi burada da bir tane beyaz, bir tane hardal yapmış oldum. Şimdi hanımlar bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna gelelim. Bir üst sıraya geçişi tekrar sizlere göstermeye devam edeyim. Hanımlar bakın, sona doğru geldim. Bu ucunu da sizlere göstermek istedim. Şimdi bakın burada iki tane beyazı yaptıktan sonra hemen uca birinci beyazı yapıyorum. Ve bu ipi bu tarafa doğru attıktan sonra uç kısmına hardal yapıyorum. Şöyle. Burada bir tane beyaz, bir tane de hardal yapmış olduk. Şimdi bir tane zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bakın şu şekilde. Şimdi tekrar ilmeğimi uzattım ve şurada bakın
tığımı şöyle geçirdikten sonra şu ipi üstünden geçiriyorum ve bu aradaki boşluktan bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar hardal ile bir tane fıstık daha yapıyorum. Evet. Şimdi hanımlar, burada iki tane hardal rengi olmuş oldu. Tığıma doladım. Beyaza geçiş yapıyorum. Bunun için şöyle uçtaki, bakın, hemen şu 3 tane beyaz olan yere batıyorum. 3 beyaz fıstığın birleştiği yere battım. Bir tane fıstık yapıyorum. İkinci fıstığı da yapmış oldum. Şöyle şu ipi hafif çektikten sonra iki fıstığı birlikte topladım ve kapattım. Şimdi tekrar hardala geçiyorum. Bir tane zincirimi hardalla yaptıktan sonra tekrar buraya bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi bu iki tane, bakın, burada iki tane beyazın birleştiği yer var. Alt tarafta da hardal var. Hemen buraya batıyorum. İkinci hardal fıstığı yapıyorum. Topladım ve kapattım. Şimdi bakın, burada bir tane hardal, bir tane beyaz yaptım. Burada da iki tane hardal yaptım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bir tane hardal rengi fıstığı yaptıktan sonra tekrar beyaza geçiyorum. Bakın, burada 3 tane beyaz fıstık var. Ortaya battım. İlmeğimi aldım ve tekrar buraya beyaz bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım ve şöyle kapattım. Hanımlar, bakın şimdi bu ortaya 3 tane beyazın yanına bir tane de beyaz yapıp dörtlüyoruz hanımlar. Diğer tarafta ise bu hardalın ucuna, bakın, hardal yapıyoruz. Burayı üçlüyoruz. Şimdi bu sırayı bu şekilde devam edelim. Yani 2 tane hardal, sonrakini ise 1 tane hardal, 1 tane beyaz. Beyaz tam bu beyazın ortasına geliyor. Buradaki ikili hardalın da ikinci ucu buraya geliyor. Tam karşı karşıya geliyor. Evet, bu sırayı tamamlayalım. Tekrar bir sonraki sırada göstereyim hanımlar. Hanımlar, bakın şimdi sırayı tamamladım. Şöyle köşeyi iki hardal ile bitirdim. Tekrar geri dönüş yaptım. Ucuna bir tane hardal yaptım. Şimdi tekrar beyaza geçiyorum. Bakın, bir tane hardal renginden sonra tekrar beyaza geçiş yapıyorum. Hemen ucundan bir tane beyaz ile fıstık yapıyorum. Sonra tekrar şu uca, bakın, buradaki dörtlünün ucuna batıyorum. İkinci fıstığı yapıyorum. Şimdi bakın, ikili fıstık yaptım. İki tane fıstık yaptım. İkisi de beyaz. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen ucundan tekrar bir tane beyaz başlıyorum. İkinci fıstığı hardal rengiyle yapıyorum. Tekrar bakın, hardal rengini aldım. Burada 3 tane hardaldan fıstığımız var, hardal renginden, ve ortaya batarak 4. hardal rengini başlıyorum. Şöyle 1 2
3, 4. 2 tane fıstığı birlikte topladım ve kapattım. Şimdi bakın burada bir tane beyaz, bir tane hardal rengi oldu. Şimdi tekrar beyaza geçiyorum. Hemen hanımlar ucundan bir tane beyaz ile fıstık yapıyorum. Şimdi buradaki 4 tane hardal rengini tamamlamış oldum ve buraya batıyorum. Bakın buradaki 4 düğünün ucuna batıyorum. İkinci beyaz fıstığı da yapmış oldum. Bakın 2 tane beyaz olmuş oldu. Şöyle. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar hemen ucuna bir fıstık yapıyorum. Yine beyaz yapıyorum. İkinci fıstığı hardal rengiyle bu üçün ortasına batarak yapıyorum hanımlar bakın. Şöyle bakın. 2 tane beyaz, 1 tane beyaz, 1 tane hardal. Şimdi 2 beyaz yaptığımızda ikinci beyaz buraya denk geliyor. 2 tane hardalın birleştiği yere. Sonra 1 tane beyaz, 1 tane hardal yaptığımızda da buradaki üçlüyü tamamlamış oluyoruz. Dörtlü yapmış oluyoruz. Şimdi hanımlar bu şekilde devam ediyoruz. Böyle ilerleyelim sıra tekrarı ile. Ben size tekrar belirli bir boya geldiğinde ne kadar yaptığımı göstereceğim. Hanımlar bakın şöyle şu kutucukları sayıyorum beyazdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 taneyi tamamladım. Şöyle hardal rengiyle de kapanışını yaptım. Şimdi burada hanımlar eksiltmelerimize başlayacağız. Bakın. Burada başlarken yanlarda artırma yapmıştım. Şimdi ise eksiltme yapacağım. Şöyle örgümü çevirdim. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. İkinci fıstığı da buraya yapıyorum hanımlar. Bakın şu şöyle şu şekilde. İki fıstığı birden topladım. İlmik aldım ve kapattım şöyle. Bir tane zincir çektim. Tekrar hemen ucundan bir tane fıstık başladım. İkinci fıstığı şuraya yapıyorum hanımlar. Topladım ve kapattım. Şöyle. Bir tane zincir. Şimdi bu uca kadar gelelim hanımlar. Burada bir tane kalıncaya kadar. Burada bir tane kalınca. Burada da eksiltmeyi göstereceğim. Bu şekilde devam edelim. Evet hanımlar. Bakın şimdi. Şurada iki tane fıstık kaldı. Hemen bu uca bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle. İkinci fıstığı buraya yapıyorum. Şimdi burada eksiltme yapacağım için hanımlar buradan da bir tane fıstık yaparak şöyle eksiltme yapmış oluyorum. Bakın 1, 2 bu üçüncü olmuş oluyor. Şöyle hepsini birlikte üçünü de birlikte topladım. Aradan ilmeğimi aldım ve kapattım. Şöyle. Tekrar bir tane zincir çektim, örgümü çevirdim.
bir alt sıranın aynısını yapacağız. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane de buraya yapıyorum. Burada da eksiltme yapıyoruz çünkü. Şöyle bakın hanımlar. İki fıstığı birden topladım. Aradan ilmeğimi aldım ve kapattım. Bir tane zincir çektim. Tekrar devam ediyoruz. İkinci fıstığı da şuraya yapıyorum. Topladım. Aradan ilmek aldım ve kapattım. Şöyle. Şimdi tekrar buraya kadar yapalım hanımlar. Burada iki tane kalınca tekrar bu tarafta yaptığımız gibi burada da eksiltmemizi yapıp sonra da bağcığı yapacağız hanımlar. Evet hanımlar. Tekrar bakın burada iki tane fıstık kaldı. Bu arada bağcık dedim ama sapını yapacağız. Şaşırdım hanımlar. Şimdi tekrar hemen bu ucundan bir tane fıstık yapıyorum. İkinci fıstığı buraya yapıyorum. Eksiltme yapacağım çünkü. Ve üçüncü fıstığı da buraya yapıyorum. Hemen şu uca üçüncü fıstığı yapıyorum. Bir tane zincir çektim hanımlar. Örgümü çevirdim. Hemen ucundan şuradan bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar ucundan bir fıstık yapıyorum. Şöyle şuradan. Evet, bu şekilde 8 tane fıstığı yapalım hanımlar. Buraya ekleyeceğiz. Bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fıstık kaldı. Şimdi 8 taneyi yapıp buraya ekleyeceğiz. Sonra da kenar uyumuza geçeceğiz. Hanımlar fıstıkları yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.'yi yaptım fakat kapatmadım. Şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen bu köşeye şöyle bakın buradaki köşeye batıyorum. Şöyle. Önce bir tane dolayalım hanımlar. Sonra batalım. Bir ilmek alalım. Hepsini birlikte topluyoruz. Şöyle. Sonra tekrar aynı yere batıp bir sık iğne ile birleştiriyorum. Şöyle hanımlar. Şimdi kenar uyasına başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Hemen bu uca bir tane fıstık yapıyorum. Buraya hanımlar ikinci fıstığı yapıyorum. Şöyle şuradan tutarak topladım. İki fıstığı birlikte ve kapattım. Şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip topladığım yerin içine batarak bir tane pipirik yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir aynı yere ikinci pipiriği yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve üçüncü pipiriği yaptım hanımlar. Şöyle. Bir tane zincir. Bir tane ufak örümcek yapıyorum. Örümceği de bakın bir tane zincir çektikten sonra bir tane uzun zincir çekiyorum ve zincirin bu aradaki ipin boşluğuna bakın şuradaki boşluğa batıyorum. İlmek alarak kapattım. Şimdi bu yaptığım
fıstığın dibine batıyorum. Sık iğne ile üstüne almadan buraya birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Tekrar fıstık yapıyorum. Birinci fıstığı yapıyorum. Sonra hanımlar buradaki fıstığı bırakıp hemen ucundaki boşluğa batıyorum. İkinci fıstığı yapıyorum. Şuradan tutuyorum, topluyorum. Aradan ilmek aldım ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buradaki boşluğa batıyorum. Pipilik yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar pipilik yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yere 3. pipiliği yaptım. Tekrar bir zincir, ufak bir tane örümcek ve tekrar bu dibe batarak üstüne almadan birleştiriyorum. Bir tane zincir. Şimdi hanımlar bütün etrafını bu şekilde oya ile tamamlıyoruz. Bütün etrafı aynı şekilde hanımlar. Evet hanımlar, kenar oyasını da tamamladım ve lifimi bitirmiş oldum. Şimdi bakın hanımlar, şöyle harika oldu. Şöyle bakın. Evet. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Elimden geldiğince yapmaya, sizlere göstermeye çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.